Biraz tabii ortada bir maçtı. Fırsatlarımız da vardı. Her iki takımın da fırsatları vardı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz zorlandık. Ama 10 kişiye rağmen oradan da maçı çevirmesini, yani bir puanın almasını becerebildik diyelim veya başardık diyelim. Şimdi tabii hedeften biraz uzaklaşınca, yani şampiyonluk hedefinden uzaklaşınca bu tür maçların da biraz sıkıntılı geçmesi doğal. Ancak tekrar söylüyorum, yani 10 kişiye rağmen yapılan değişiklikler ve oyun içerisinde de ayrıca yapılan değişiklikler, Yusuf'un girmesiyle birlikte de o kanatta biraz hareketlilik yaşadık. Yine de her şeye rağmen 10 kişiyle son dakikada 87. dakikada galiba 87 ya da 88. dakikada gelen bir puan, iyi puan alıp kenara koyacaksınız. Yani bizim Yusuf Sarı'nın bir lafı var. Bir point, sıfır pointten iyidir diye. Bugünü de öyle değerlendirelim. Bu arada tabii asıl söylemek istediğim şey, özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde hoca üzerinden şahsına yapılan bir takım yakıştırmalar var. Veya dedikodular diyeyim artık, ona fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Hocayla aramızda sorun olduğuna dair şu kadarını söyleyeyim. Takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'dır. Biz hocayla 3 yıllık anlaştık. Hocanın daha 2 yılı var. Yani kontrat olarak 2 yılı var. İnşallah başarılı olur. 2 artı 2 artı veya 2 artı 3 artı 3. Çünkü Trabzonspor kalibresindeki takımlarda en önemli şey istikrar. Ben bütün samimiyetimle söylüyorum, açık yüreklikle söylüyorum. Biz Abdullah Hoca'yla bu istikrarı yakalayacağımıza inanıyorum. Hatta sonuçlara bakılırsa veya takımın oynadığı futbola bakılırsa belki evet, yani gözlere biraz hoş gelmeyen, atak olmayan, fazla skor öğretmeyen bir futbol var ama yani mevcut kadro içerisinde ve sezon başında uğradığımız puan kayıplarını da göz önüne aldığımız zaman bana göre istikrarı takım içerisinde sağlayaraktan 17.likten 4.liğe kadar çıkardı. Bana göre de yapabileceğinin en iyisini yaptı. Yani o açıdan değerlendirdiğimiz zaman. Diğer taraftan dediğim gibi Abdullah Avcı 2 sene daha Trabzonspor'la mukabelesi olan bir teknik direktör. Şahsım adına da konuşacak olursam benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var. Yani bunu bir anlamda şu şekilde de değerlendirebiliriz. Biz gideriz, hoca kalır. Onun için tabii ki bazı insanların da bir takım hesaplarının, ince hesaplarının olması son derece doğal. Ama yapacakları ince hesapları lütfen. Benle yapacakları ince hesapları daha doğrusu kulüp üzerinden ve hoca üzerinden yapmasınlar. Bu hem kulübe zarar verir hem hocaya zarar verir. Diğer taraftan da Ertuğrul Doğan'la aramızda sorun olduğu yolunda bir takım haberler üretilmeye başlandı. Ben şu kadarını söyleyeceğim. 10 Ağustos 2018 Trabzonspor camiası, Trabzonspor taraftarı sakın bu tarihi unutmasın. 10 Ağustos 2018 Trabzonspor takımı borçlarından dolayı, lisansa engel borçlardan dolayı lisans çıkartıp lige iştirak edemeyecek konumdayken, birileri bunun kulisini yaparken Ertuğrul Doğan orada canının dişine takarak da o gün o problemi çözen bir insandır. Trabzonspor'un bugününde vardır. Çok değerli ve çok yararlı bir yöneticidir. Trabzonspor'a da çok uzun yıllar hizmet edecek bir yöneticimizdir. Yani özetlersek, ne Abdullah Avcı'yla benim aramda ne de benim Ertuğrul Doğan'ın aramda herhangi bir sorun asla söz konusu değil. Bulanık suda balık avlamak, o çok sık karşılaştığımız bir tabir. Ama suyun bulanık olmadığı yerde de suyu bulandırıp balık avlamak biraz riskli bir şey. Yani eliniz balığa değil, orada taşa da değebilir. Camianın en fazla ihtiyacı olan şey sükunet ve istikrar. Trabzonspor taraftarı sakın ola ki sükuneti ve istikrarı bozmaya yönelik provokatif hiçbir habere prim vermesin. Transferlerle alakalı olarak da şunu söyleyeceğim. İzlemenin ve hocanın belirlediği 4-5 isim üzerinden gidiyoruz. Bunlardan iki tanesi de
ön anlaşma sağlanmış durumda. Bir tanesiyle de çok büyük bir ihtimalle yani bu hafta sonu olmasa dahi önümüzdeki hafta içerisinde prensip anlaşmasına varacağız. Onun ötesinde tekrar hocanın ve izlemenin talepleri doğrultusunda görüşmelerini sürdürdüğümüz 3 futbolcu daha var. Burada bizim bütün amacımız sezon başlayıncaya kadar yani hazırlık kampına hocanın talep ettiği oyuncularla birlikte girmek. O yönden bir hazırlık veya takıma adaptasyon, sisteme adaptasyon sorunu ve problemini yaşamamak. Trabzonspor taraftarı gelecek olan oyuncularla heyecan duysun. Önümüzdeki sene oynayacağımız futbolla vereceğimiz zirve yarışıyla heyecan duysun. Trabzonspor'un birliğini ve beraberliğini bozmaya yönelik spekülatif hiçbir habere de lütfen itibar etmesin. Teşekkür ederim.